Ergündiler, büyük kırılma. Devletlerin günahları da sevapları da hemen kendini göstermez. İşaretler belirse de sonuç daha sonra gelir. Avrupa birlik olarak iki dünya savaşını yaşayan bir coğrafyanın aslında Amerika'nın gelip üstünlük kurmasına itirazdı. Normandiya çıkarmasıyla başlayan süreç Amerika'ya dünya imparatorluğunu getiriyordu. Avrupa savaşmayı değil birleşmeyi öne çıkartarak küresel iddiasını ortaya koyuyordu. Avantajları da dezavantajları da vardı. İleride daha da iyi anlayacakları gibi en büyük hataları Türkiye'yi dışarıda tutmalarıydı. Berlin, Paris, Brüksel arasındaki akıl oyun kursa da en zayıf kasları enerjiydi. Azalan nüfustu, teknolojik gelişmelerden uzak kalmalarıydı. Birlik olarak ortak bir sanayi inşa edememekti. Ordu meydana getirememekti. Geçtiğimiz haftada yazdığım gibi Avrupa çıkış arıyor. Mario Draghi'ye bu krizi nasıl atlatırız diye soruyor. O da reçeteyi sunuyordu. Avrupa Amerika'nın baskısı altında inliyordu. Buradaysa birileri Amerika battı batıyor diyerek akıl dışı yorumlarda bulunuyordu. Şaka gibi ancak gerçek bu. Draghi hazırladığı kurtuluş reçetesinde önemli vurgular yapıyordu. 2021'de Avrupa Arge'ye Amerika'dan tam 271 milyar dolar daha az yatırım yapıyordu. Dünyanın 50 büyük teknoloji şirketinin sadece dördünün Avrupalı olduğunun altı çiziliyordu. Kaldı ki onların da gözü kulağı Atlantik'in diğer tarafındaydı. Son 50 yılda piyasa değeri 100 milyar doların üzerinde tek bir Avrupa'da şirket kurulamazken, Amerika'nın son oyuncularından Nvidia 3 trilyon dolarlık piyasa değerini zorluyordu. Jensen Huang, Curtis Priem, Chris Malachowski'nin kurduğu şirket yapay zeka ile tozu dumana katıyordu. Draghi'nin raporunun özeti, öneri getirdiği 170 başlık yerine getirilmezse, ya özgürlüğümüzü, ya topraklarımızı kaybederiz vurgusuyla son buluyordu. Peki neler oluyordu? Düşünmeyecek miyiz? Türkiye bu işin neresinde bakmayacak mıyız? Bir devlet akılla büyür, aptallıkların toplamıyla da yıkılır gider. Açalım. Türkiye'de İngiltere güçlüydü. Osmanlı'dan bu yana Almanya savaştığı oyuncunun gölgesini iyi bilirdi. Londra'nın gözle görünmeyen varlığı nedeniyle Türkiye birlikten uzak tutuldu. Amerika ilişkileri de ikinci nedendi. Türkiye'nin Avrupa'da olması demek Berlin, Paris'in Irak'a, Suudi Arabistan'a Körfeze inmesi demekti. Yapmadılar, ıskaladılar. Yerine Rusya'yı koydular. Kendileri için doğru tercih olarak. Petrol de vardı, gaz da. Özellikle Rus gazı Almanya başta olmak üzere birlik ülkelerine büyük avantaj sağlıyordu. %40'a varan indirim maliyeti düşürüyor, küresel iddiaları canlandırıyordu. Ordu harcaması da olmadığı için işler tıkırında gidiyordu. Takip edenler bilecektir. Çok kez Amerika buna izin vermeyecek diye yazdım. Obama'da, da, Biden Biden'da bunu ilan ettiler. Hassas nokta Kuzey akım hatlarıydı. Kuzey akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazı Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilecekti. Toplam uzunluğu 1230 kilometre olan hat 10 milyar euro'ya mal olmuştu. Rusya Kırım krizinden sonra 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya'da 2017'de projeye imza atmıştı. Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, NG, Uniper ve Wintershall gibi şirketler projenin merkezindeydi. Bir de St. Petersburg yakınlarından başlayan ve Baltık denizi altından geçerek Almanya'ya ulaşan 1200 kilometrelik boru hattı daha vardı. Günde 170 milyon metreküp gaz nakletme kapasitesine sahipti. Kuzey akım 1. 2011'de tamamlanmıştı. Sonuçların görülmesi yani patlamayla imha edilmeleri 10 yılı bulmuştu. Rusya-Ukrayna krizi savaşı getirince saflar netleşmek durumundaydı. Joe Biden da tıpkı Trump gibi hatları hedef alıyordu. Ukrayna savaşının başlamasından sadece iki hafta önce Kuzey Akım 2'nin fişini çekebiliriz diyordu. Soru üzerine de Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor. Kuzey Akım 2 artık olmayacağız.'' son vereceğiz, söz veriyorum diye cevap veriyordu. Olaydan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika küresel hakimiyetini korumaya çalışıyor diyor, fazla ayrıntı vermiyordu. Amerika'da ünlü gazeteci Seymour Hersh, Amerika'nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlatılması olayındaki rolüne dair izleri sildiğini söylüyordu. Aylarca gizli bir şekilde Norveç'e girip çıkan Amerikalı erkekler ve kadınlar herhangi bir iz bırakmadı diye yazan Hirsch, operasyona dair önemli bilgilerin sisteme girilmediğini ileri sürüyordu. Sahada atılan her adımın raporu CIA direktörü William Burns'e ondan da başkan Biden'a gidiyordu diye ısrarla not düşüyordu. Hirsch ayrıca bu görev için işe alınan Amerika donanmasının iki deneyimli derin deniz dalgıcının Baltık denizinin çalkantılı sularında araştırma ve pratik yapması aylar sürdü diye konuşuyordu. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın küresel iddiasını sürdürecek olan hatlar Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle patlatılıyordu. Avrupa ile Rusya bütünleşmesi yakınlaşması istenmiyordu. İşin garibi, İlginç yanı hiç konuşulmayan yönü ise Avrupa Birliği'nin de Rus yanında bu sabotaja ses çıkarmıyor, çıkaramıyor oluşuydu. Saldırılara rağmen işbirliği diyemiyorlardı. Susup kenara çekiliyorlardı. Oyunu kabul ediyorlardı. Kuzey Yakım hayata geçmeden son buluyor, Amerika verdiği sözü tutuyordu. Rusya'da Avrupa'da korkuyor, pusuyordu. Gelecekleri tayin edilirken onlara söz hakkı tanınmıyordu. Hatlar patlatılınca Ursula von der Leyen de Draghi'den kurtuluş raporu istemek zorunda kalıyordu. Hatlar gidince enerji fiyatları Amerika'dakinden 2 ila 5 kat artıyor, bu da maliyetleri fırlatıyor, şirket çöküşlerini hızlandırıyor, rekabeti azaltıyor, küresel iddialarının çöpe gitmesinin önünü açıyordu. Arap baharı ile başlayan Suriye'nin karışmasıyla devam eden rüzgar, Afrika'dan beslenen göç dalgasıyla birleşince kıyamet kopuyordu. Avrupa göç fırtınasıyla baş başa kalıyordu. Bunun sonucu olarak Almanya Schengen'i tanımadığı anlamına gelen sınırda kontrollere başlıyordu. Birlik kendini inkar eder duruma geliyordu. Amerika aslında en büyük rakibine diz çöktürüyordu. Çin ve arkasındaki İngiltere ise diğer büyük olarak sahnede olmaya hazırlanıyordu. Rusya ile ilgili her konuda Londra'nın parmağını görmemiz bu nedenleydi. Rusya ile çekişen Avrupa ringten inecek, Pekin Londra hattı daha net görünecekti. Büyük kurgu vardı Herkes rolünü iyi oynuyordu. Batacak denilen Amerika Avrupa'yı çekip aşağıya indiriyordu. Bu aynı zamanda Çin'in en büyük ortağına darbeydi. Avrupa Türkiye'siz adım atmanın bedelini ödeyecekti. Türkiye'de doğru konumun ne kadar önemli olduğunu keşfedecekti. Avantajlar artık Türkiye'den yanaydı. Net, bu basınç yüklü ortam nerede başlayacağı belli olmayan savaşında habercisiydi. Tarih böylesine büyük kırılmaların savaşsız olmadığını bize gösterdi. Ergün Diler Takvim Nebimiş Muhafazakar ve mütedeyyinleri hedefe koymak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Nebi haftası açılış konuşmasında mütedeyyin kesimlerin giderek daha fazla hedef haline getirilmesiyle ilgili ideolojik bağnazlığın vardığı boyutlara dikkat çekti. Cuma hutbesini, hutbede okunan ayeti kerimeleri hedef almalarını eleştirdi. Bu çevrelerin cehaletlerini gizlemek için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in arkasına saklandıklarını, onu paravan olarak kullandıklarını söyledi. Gerçekten de bazı kesimler bir cami imamının camide hangi ayeti okuyup okumayacağını bile kontrol etmek istiyor. Bir dine inanmayabilirsiniz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetin okunup okunmayacağına siz karar veremezsiniz. Bu çevrelerin hutbede hocanın ne söyleyip ne söylemeyeceğini bile belirlemek istemesinin, bu konuda ahkam kesmesinin sebebi belli. Yeni tartışmalarla karşıtlık siyasetini canlı tutmak, kaybettiklerini düşündükleri kontrol alanlarını yeniden işler hale getirebilmek, yeni baskı unsurlarıyla karşısında oldukları toplum kesimlerinin öz güvenini kırmak. Bu çevreler yıllarca muhafazakar mütedeyyin kesimlerin siyasal temsilcilerinin dini siyasallaştırmakla suçladılar. Halbuki dini olanı siyasal alanda tartışılır hale getirmek isteyen Asıl dini siyasallaştıran bu çevrelerdi. Muhafazakarları ve mütedeyyinleri hedef haline getirmenin çok uzun bir geçmişi var. Her alanda değişim yaşanmasına rağmen Türkiye gibi toplumsal ve siyasal modernleşmesi sorunlu olan ülkelerde bu karşıtlıklar kendini hep yeniden üreterek var ediyor. Bu karşıtlık siyasetinde muhafazakar ve mütedeyyin toplum kesimlerini kontrol altında tutmak öncelikli amaçtır. Kontrol mekanizması bir iktidar kurma ve iktidarını sürdürme stratejisine dayanır. Tarihsel olarak muhafazakar ve mütedeyyin toplum kesimleri gerici, irticacı gibi yaftalamalarla tehdit olarak damgalanmış ve düşmanlaştırılmıştır. Böyle bir tanımlama biçiminin ardından düşmanla mücadele için her yol mübah görülmüştür. Tehdit tanımlamasının içine yerleştirilen bu kesimler kamusal alandan dışlanmış, marjinalleştirilmiş ve çevreye itilmiştir. Kendileri ise uzakta tuttukları bu kesimlerin hakkı olan imkanlardan sonuna kadar yararlanmışlardır. Yine geçmişten bugüne bu kesimlerin hakkını, hukukunu savunan siyasal temsilcileri, partileri ve liderleri de hedef haline getirilmiştir demokrasi dışı yöntemlerle birçok kez zor kullanarak liderlerin önü kesilmeye çalışılmıştır. Özellikle Erdoğan döneminde toplumun çevreyi oluşturan muhafazakar mütedeyyin kesimlerin hakları yasal güvenceye alınmıştır. Bu kesimlere sahip çıkılmış, böylece öz güvenleri yükselmiştir. Kamusal, siyasal ve toplumsal alanda rekabet edebilmelerinin önü açılmıştır. AK Parti'nin iktidarı sürecinde siyasal ve toplumsal normalleşmenin engellenmesi, bu kesimlerin kazanımlarının geri döndürülmesi için farklı müdahale yöntemleri denenerek direnç siyasetleri devreye sokulmuştur. Son yıllarda özellikle muhafazakar mütedeyyin kesimlerin özgüvenini kırmak ve onlara karşı psikolojik üstünlük sağlamak için yeniden farklı kampanyalar düzenleniyor. Hiç ilgisi olmasa bile tüm olumsuzluklar muhafazakar mütedeyyin kesimlerin üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan üretilmiş manipülasyonlarla seküler ve muhalif çevrelerin tepkisini dindar ve muhafazakar toplum kesimlerinin üzerine çekmek hedefleniyor. Seçimlerden çıkan sonuç bu çevrelerde bir özgüven patlamasını beraberinde getirdi. Bir süre ertelemek zorunda kaldıkları alışkanlıklarını bir kez daha sahaya sürdüler. İktidarla seçmenlerinin mesafelenmesini sağlamak için her yol mübah olarak görülüyor. Muhafazakar ve mütedeyyinlerin yeniden hedef haline getirilmesinin ardındaki saik iyi anlaşılmalıdır. Toplumun ortak değerleri üzerinden Ayrıştırıcı kampanyalar boşa çıkarılmalıdır. Bu konuda tam zamanlı reflekslerle gerekli cevap üretilmelidir. Nebimiş Sabah